Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 44-chi darsini o'qiymiz. Biz ilgirgi soatlik darsimizda fe'l haqida to'xtalgan, endi biz bugungi darsimizda harf haqida to'xtalamiz. Ya'ni biz fe'l munosabatli qoidalar bilan tanishib chiqib bo'ldik. Endi biz bugungi darsimiz kirishni ilgiri arab tili grammatikasining umumiy xaritasini bugun o'qimoqchi bo'lgan yagichilik qisqacha eslab o'tamiz. An-nahu arab tili grammatikasi kelima va kalam, so'z va jumla haqida so'zlaydi. Kelima, so'z, ism, fe'l harfdan iborat 3 turga bo'linadi. Ism, mabni ism va mu'rab ism deb 2ga bo'linadi. Biz mabni ismlar bilan tanishib bo'ldik. Mu'rab ism, marfu'at ism, tashkil qildigan, mansubat ism, zuvar o'qildigan majrurat ism deb cho, ya'ni zir o'qilgan ism deb 3 cho'ng turga bo'linadi. Biz bu ismlar bilan tanishib bo'ldik. Uningdan keyin biz tavobiylar bilan tanishdik. Ya'ni i'rob jihatda ilgirisiga egishadigan, uni marfuat deganimi bo'lmaydigan, mansubat deganimi bo'lmaydigan, majrurat deganimi bo'lmaydigan, ya'ni nimaga egishib kelsa, shuni i'rob bo'yicha i'rob berilgan egishuvchi ismlar bilan tanishib bo'ldik. Uningdan keyin biz ismningki harf e'tibori bo'yicha sahih ism, shibhi sahih ism, maqsur ism, mamdud ism, manqus ismdan iborat turlari bilan ismning turlari bilan tanishib chiqdik. Undan keyin biz fe'l haqida to'xtaldik. Fe'lni cho'ng jihatdan fe'l modi, fe'l mudori, fe'l amr deb 3 turga bo'lib, bular haqida tanishga ega bo'ldik. Undan keyin biz bu yerda so'zlanmagan fe'lga munosabatlik ba'zi bir qoidalar bilan va har xil maqtash fe'li, sukash fe'llari, uslubut ta'ajjub degan o'xshagan fe'lga munosabatlik bo'lgan qoidalar bilan tanishib chiqdik. Endi biz harf bilan tanishib boshlaymiz. Ya'ni harfga munosabatlik qoidalarni o'rganishga boshlaymiz. Unda bo'lsa harf. Harf degan nima deganda biz harfni kelimini 3 turga bo'lib, ism, fe'l, harfni iborat 3 turga bo'lgan vaqtda ism degan nima, uning alomati nima? Fe'l degan nima, uning alomati nima? Harf degan nima, uning alomati nima? Bu haqda to'xtalgan. Ya'ni harf deganni o'zligi ma'noga boshqa bilan birikib turib, ya'ni o'zi mustaqil bir ma'noni bildirib turmaydigan va ismning yo fe'lning cho alomatlarini qabul qilmaganda biz nima degan? Harf degan. Endi harfning bir qancha qismlari bor? Ya'ni aqsomul huruf harfning qismlari birinchidan huruful jar zir qilguvchi harflar ismlarning beshiga kelib shu ismlarni zir qiladigan zir qilguvchi harflar huruf mushabbihatun bil fi'li huruful atfi huruful tanbih huruful nida huruful ijob huruful ziyada harfat tafsir huruful masdar va حروف التحضيف حروف التوقع حرف الاستفهام حروف الشرط حروف الردع تاء التأنيس الساكنة تنوين نون التوكيد من عبارات مش قسم لاغضنا دمك بز مشو قسم لانا هم من يغنب بوصاق هرب كلا قدر جرامماتيك لانا يغنب بوغان بوغانس من ده وصا بنام برنس قيسي حروف الجر بز بشدن باشلايمز حروف الجر. Ya'ni حروف الجر deganimiz ismlarning beshiga kelib shu ismlarni zir qildigan harflarni ko'rsatadi. Ya'ni arab tilidagi zir qilguvchi omillarni ko'rsatadi. Bu bak muhim. Buni bilgan vaqtingizda bu kelgan ismlarning oxirini zir o'qishni bilib olasizlar va bu harflarning ma'nosi uchun intay muhim. Biz bu harflarning har birining ma'nosini tafsiriy so'zlaymiz. Hamda arab tilida harf jar, ya'ni zir qilguvchi harflar so'zlarning beshiga kelib so'zning oxirini zir qiladigan zir qilguvchi harflar 17 turlik bo'ladi. 17. Ular qaysi esa ba, min, ila, an, qala, fi, kaf, lam, vavul qasam, taul qasam, mud, mundu, rubba, hatta, xala, qada, hasha. Mana bularning hammasi ismni zir qilguvchi harflar. Endi bu harflarning ichidan oshkor ism g'ilam kiradigan, ya'ni Muhammad ibn Xolidun degan o'xshagan domir emas, oshkor ism g'ilam kiradiganlar va domirga kirmaydiganlar. Ya'ni oshkor ism g'ilam
damırı kırmay, aşk ayısın bulamın çoğu kredi kalır var. Mesela, minha ma yahtasu bidduhul alel ismi bahar. Onun qatarıdın, yani bu harfi cəylənin qatarıdın, aşk ayısının kirişke xas buldu kalır var. Ula qaysa, ula robbe, mundu, muz, hatta, kaf, vavul qasem, tavul qasem. Ona bula, aşkar ismi kiradu, damırgı çoğu kirmeydi. Mesela, rubbehu deyip kemmeydi. Muzhu, muzke deyip çoğu kemmeydi. Demek, aşkar ismi has bula. Hem de kağalları çoğu dese, yani bunun başka sözlerine uya tutuluktu. Kağını hem aşkar ismi hem damırgı çoğu kiradu. Ve minhe, hem de bu heriflerinin, harficelerinin katarıdın, aşkar isim ve damırgı kirişilen has olduğaları var. Ula qayısı vahiyyeli bavakı. Ula kağalları, yani biz bir yerde aşkar isimli kirişki has boğalımız sanıdık. Şunun başlarının hemisi hem aşkar isimli hem has isimli çoğu kirada. Hem de herif cerilerin uyuyette de bir uyuyetini sanıdık. Hem de yeni bir bölük herif cerilere var. Ula nadir ahvallarda herif cerilere olduğun. Şunu biz bunu asasi herif cerilerin katarı sanıdık ama depkip ütep gittimiz. Lealle meta key ula min hurufu cer eşşazze. Az kuruluduğun harfi cerlerinin katları. Az vakitte harfi cer buluduğun harfler. Köpün çaldığını bulmaydı, harfi cer olmaydı. Şunu biz bunu depoyumuz, lakin sözlümeyimiz bu hakta. Bu nadir, şiirde kuruluduğun ehvallah. Demek harfi cer kanıştırılırken, uyuyat tutturulurken. Hem de biz bu harfi cerlerinin ki, her birinin ki mânesiyle tanışıp çıkınız. Her bir harfinin ne çıkıl mânesi var? Bu intayin mühim. Yani bu harfinin ki, bir harfinin ki ne çıkıl mânesini bilgen vaktimizde, bu Uyghur diliga Arapça cümlelerini, Arapça makallarını tercüme etme vaktimizde intayin mühim. Şuna bu pek mühim deriz. Mesela harfi cerlerinin manileri birinci harfler kayısı ba. Ba'nın yani ba'nın 13 hil manisi var. 13 hil mani bölge vaktimizde onunki her cayda öz manisini bilip mağarayız. Biz onun bir hil manisini bilip bir harfininki tercüme kılsak nurgun tercümemiz kuruşmaydı. Nurgun yerde şu bilgen tercihimiz maske mi gendek durmadı. Emeliyette bu bir harfinin 13 kılçu mânesi var. Mesela bu B harfinin birinci mânesi ilsak mânesi var. Yani çaplışışını bildirdi. Çaplışışını kanda kıldı bildirdi. Bu B'nin esli anı boğan mânesi, anı mânesi. Mesela emsektu biyadeyye. Biyadi. Emsektu biyedi. Kulam bilen kanda kıldım tuttum. Emsektu tuttum. Biyedi. Yeddi kol. Beço bilen. Demek bu bilen degen manisi benim anı manisi. Esli manisi. Yani ilsak manisi. Kulam bilen tuttum. Merertu bike. Sizin kışınızdan kanda kıldım öttüm. Yani kışının üteş. Ilsak. Yemleşiş manisi o. Meyli bu bilen degen tercüme çıksın. Meyli kışınızdan degen kokşuğa manisi çıksın. Bu ilsak manisi değiliz. Bir yerge yakın çaplışış, yemleşiş mənisi var. Birinci. İkinci mənisi istiğane mənisi var. Yani yardım talep kılış mənisi var. Mesela ketebtu bil kalem. Kalem bilen yazdım. O kalem bilen bil yazdım ha? Ya kalemin yardımıyla kana kıldım yazdım. Bana bu istiğane mənisi var bir yerde. Kalemin yardımıyla kana kıldım yazdım. Üçüncü mənisi sebebiyet mənisi var. Yani illet ifade edilen mənisi var. Mesela mâte bil cu. Şimdi yenge ölüm açlık olan öldü. Açlık olan öldü genin yenge açlıkın sebebi olan öldü. Demek bir yerdeki benimki sebebiyet mühendisi var. Şuna sebebiyet mühendisini birimiz. Açlık sebebiden öldü. Törtüncüsü teaddiye. Yani ütümlü kılış mühendisi var. Bir ütümsüz birini kanda kıldığın ütümlü kılıdığın mühendisi var. Biz bunu bir ütümlü kılış sözüge baktığımız sözüken mesela veheballahu binurihim. Zehebe degen ketti degen gibi. Benin kilişülen, binurihimdeki benin kilişülen, ütümle kalıp Allah ulanın ki nurunu ep ketti, nurunu kanda kıldı, öçürü etti degen gibi. Yani ütümlük oldu. Beşincisi kasem mânesi var. Kasem ihbadlayı. Mesela billahil azimsin, Allah ulan kasem deyin. Yani uksimu billah desem, Allah ulan kanda kılımen, kasem kılımen. Billahil azim, Allah ulan kanda kılımen, kasem kılımen. Yani kasem kılış mânesi var. Altıncısı mukabele mânesi var. Mukabele mânesi var. Yani mukabele dediğimiz beraber mânesi var. Beraber dediğimiz tercüme çıkıyor. Mesela bi'tuke hâze bi'hâze.
Buni buningga sotdim degan gap, buni buning barobariga qanday qildim sotdim, buni buning muqobilisiga sotdim. Bu yerda nimani suva? Muqobala ma'nosi. Buni buning barobariga sotdim. Badal ma'nosi. Badal ma'nosi deganimiz, ya'ni o'rniga, uning badaliga, uning o'rniga degan ma'nosi. Masalan, ma yusirruni anni shahidtu badran bil aqaba. Xushal qilmaydi meni, hech bir ish xushal qilmaydi. Anni shahidtu badran bil aqaba. Aqaba bayitiga qatnishning o'rniga, bil aqabadagi ba o'rniga badal ma'nosi. Ya'ni aqabaning badalga, ya'ni aqabada badriga qatnashqinimning barobariga meni bir narsa qanday qilmaydi, qo'shib qilmaydi. Shu badr aqabada badrga qanday qildim? Qatnashdim. Shuning badalga, shuning o'rniga boshqa bir narsani qanday qilmaydi, xursand qilmaydi desam, deyadiki, bil aqabadagi ba badal, ya'ni o'rniga, badalga degan narsa. Shuning bu yerdami? Badalga, o'rniga deb tarjima qilamiz. Ya'ni mayusirni xushal qilmaydi meni. Badr aqabada badr qatnashqinimning o'rniga boshqa bir narsa yo'q, xushal qilmaydi. Uning o'rniga deb, uning o'rniga xushal qilmaydi. Nima boshqa bir narsa meni unda xushal qilmaydi. Zarfiyat ma'nosi va, ya'ni urun yoki cho vaqtni ifodalaydigan, urunni yoki vaqtni. Zarfiyat degan ham urunni cho ham vaqtni ifodalaydi. Mayli vaqt bo'lsin, mayli urun bo'lsin, zarfiyat ma'nosi va ikkili xilni cho ifodalaydi. Baharib zarfiyat ma'nosi. Masalan, laqad nasarakumullohu fi badrin. Albatta nusrat ato qildi sizlarga Alloh Badrda. Ya'ni Badr urushida sizlarga Alloh qanday qildi? Nusrat ato qildi. Bu yerdagi ba bi badrindagi ba data degan ya'ni zarf urun ma'nosi cho ba. Demak, bu yerdagi makaniya, zarf makaniya urun ravish ma'nosi keldi. Najjaynahum bisahar qutuldirdik ularni etdiganda. Ya'ni bisahardagi ba data. Sahar cho saharda. Demak, bu yerda vaqtda, ya'ni zarfi zamoniya, vaqt ravish o'p keldi. Demak, ravish ma'nosi va ba. Musahaba ma'nosi va musahaba. Ya'ni hamrohlik, ya'ni hamroh bo'lish ma'nosi va. Masalan, bi'tukal farasa bisarji. Otni sizga uningki yugini bilan yoki to'qomi bilan qanday qildim? To'qomi bilan sotdim. Demak, bu yerdagi bisarji sarji degandagi ba bilan, ya'ni hamrohlik ma'nosini cho ifodalaydi. Tab'id ma'nosi va, ya'ni ba'zilik, ya'ni min ma'nosi va. Tab'id degani bu yerdagi min ma'nosi va. Ba'si degan gapdek, min ma'nosi. Shuning uchun dintin deb tarjima qilamiz. Bu yerdagi dintin degan bo'lgan maqsad nima? Tab'iz, ba'zilik maqsad. Masalan, aynay yashrabu biha ibadulloh. Aynan bir buloq kichidu biha. U buloqtin, qarangna degan min tarjimasi qilamiz. Dintin, chunki bu yerdagi ba'namas nima? Tab'iz. U buloqtin. Buloqning hamini ichadi, yo u buloqning bir qismini ichadi. Kichidu u buloqtin Allohning bandalari. Shuna bu yerdagi tab'iz olganda min ma'nosini biramiz, din deb. Ichida u buloqdan Allohning bandalari. An ma'nosi va an, ya'ni baningki an, tintin an degancho ma'nosi va. Masalan, fas'al bihi khabira. Fas'al bihi degani bu bihi fas'al anhu khabira deb tarjima qilamiz. Masalan, u to'g'risida. Anning ma'nosi vaqti to'g'risida degan ma'noda va anningki dintin va cho to'g'risida degan ma'nosi. Masalan, amma yatasa'arun degan nima to'g'risida surishyotdi degan gap. Anningki dintin to'g'risida. Bu yerdagi fas'al bihi khabira degan oyatdagi baning ma'nosi to'g'risida degan ma'nodagi kelgan anning ma'nosini ifodalaydi. Ya'ni fas'al bihi khabira. U to'g'risida bihi. U to'g'risida olim kishidan, xabardor kishidan cho so'rang. Demak, bu yerdagi bihi deki baningki an ma'nosi. Isti'la ma'nosi, ya'ni ustunlik, g'aqa, g'aka ma'nosi. Masalan, man in ta'manhu biqintar. Va min ahli kitobi man in ta'manhu biqintar. Ahli kitobdan uningga bir qintar pul berilib, pul berilikini uningga pul berilikini qana qilsang, omonat qo'ysang, qaytib turadigan mana ishonchliklarim bor degan bu oyatga dediki ba ala ma'nosida ala qintar. Ala qintar. Bir uningga bir nimani qintarni qanday qilsang omonat qo'ysang deb uningga bir qintarni omonat qo'ysang deb yerdagi qintar bilan adab bilan tarjimasi qilmaymiz nima g'aqa g'aka ya'ni isti'la qala ma'nosini bilamiz. 13-chi ma'nosi ta'kidlash ma'nosi bor. Ta'kidlash. Masalan va kafa billahi shahida. Asli va kafallohu shahida desimo
Allah guvacılık tarafta yeterlik degen buludu. Hem de وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِدَدَ بَنَكَ سُّ Tehimi küçeydi. Allah hakikaten guvacılık tarafta şu yeterlikti. Bana bu beninki 13 kıl mânisi. Bunu yakşı mulayza kılışanmak gerek. Çünkü bu herifnin mânileri tercümede naidi, muhim rol oynaydı. Herifnin mânisini tuluk bilgen deyinkin, unutuluksa hazım kıgan deyinkin, tercümede kıynalmaysın. Onda bu sabahlaşlar, bugünkü dersimiz Muşya'da ayıklaştı. İnşallah kilerki saatlik dersimizi görüşeyle. Esselamu aleyküm.